Merhaba arkadaşlar ben bu ayı. bugün sizlerle özelden plastik inceleyeceğiz. Özelden son durum ne? Uzun vade hedef fiyat neresi? Teknik olarak bakalım. 2015 senesinde halk arz olan şirket arkadaşlar 5 sene boyunca burada yatay bantta sürünmüş desek yeridir. Sonra buradan bir yükseliş gerçekleştirmiş. 16 seviyelerine gitmiş. Sonra gördüğünüz gibi düşüş trendine girmiş. Bu düşüş trendinde bir tepki oluşturmuş. Bu tepki yetersiz kalmış. Tekrar desteğe çekilmiş. Desteğin kırılmasıyla da bir alt kademeye geçmiş. Sonra buradan tekrar düşeni kırmış, toparlanmış ve güzel bir yükseliş trendi oluşturmuş. Şunu şöyle biraz da açalım daha net görün. Zaten burada gördüğünüz güzel bir yükseliş kanalı var ancak şu anda bu yükseliş kanalı kırmış ve daha önce kendine destek yaptığı yerden bir tepki almış. Biz bu hisseyi arkadaşlar taramada bulduk. Yaptığımız tarama sonucunda da fiyatının uygun olduğunu olası bir yukarı yönü düzeltme için de güzel bir kar bırakabileceği için paylaşmak istedik. Şu anda zaten gördüğünüz gibi fiyatlama burada 15.44'ten de haftalık kapanışını yani cuma günü kapanışını gerçekleştirmiş. Şirket buradan gördüğünüz gibi bir tepki almış, bir zirve yapmış. Daha önce de buradan yine tutunmuş ve yukarı yönlü hareketini sürdürmüş. Şu anda da bizim burada takip edeceğimiz seviye risk alacak arkadaşlar için söylüyorum. Buradan alınacak riskle beraber kesinlikle 14.50 stop yapılmalı arkadaşlar. 14.50 yani bu destek kırılırsa satışlar devam edebilir. Onun için burası çok önemli. Yani risk alacak arkadaşlar düzeltmeye, yukarı yön tepkide bir kazan sağlamaya çalışan arkadaşlar kesinlikle 14.50 kendine stop loss seviyesi olarak kabul etmeli. Buradan alan arkadaşlar da kısa vadede şu anda 15.44'teyiz. 15.80'i geçerse bu destek noktasından uzaklaş, uzaklaşacağı için olumlu olacak ve devamında da 13 ve 21 günlük emaları takip ediyor olacağız. Yani buradan alım yaptığınız fiyat 15.80'i geçti. 16.13, 16.73 dirençlerimiz var ki bunların üstünde kalması durumda zaten düşüş trendini kıracak. Düşüş trendini kırmasıyla beraber yukarı yönlü bir düzeltme hareketi bekliyor olacağız. Yani kısa vadede buradan alan arkadaşlar 14.50 kendine stop yapıyor. Burası önemli. Bunu ihmal etmeyin. Buradan oluşan alımların bu düşen kanalı kırması ile birlikte artık trend tersine dönecek ve şurada olduğu gibi bize güzel bir kar marjı bırakabilir. Tarama da çıktığı için paylaşmak istedik. Zaten şunu şöyle göstereyim arkadaşlar. Burada da gördüğünüz gibi bir düş trend oluşuyor. Sonra bu trend kırılıyor ve yukarı yönlü bir tepki geliyor. Ne kadarlık bir tepki ona da bakalım. Evet %50'sini geri alıyor ve oradan sonra satışıyor. Şimdi bizim buradaki de amacımız aslında bu arkadaşlar. Trendi kırabilirse düşüş trendin yukarı yönlü bir düzeltme olacağı için burada olası bir kar yakalamak. Şuradan alalım. Gördüğünüz gibi 0.50 ve 0.618 ile 18.50 19.35 seviyesi yapıyor ya. Bunu kaldırayım. Şimdi burada RS'nin dip seviyesinde olması da tarama sonucu çıkması bizim için olumlu. Eğer emaların üstüne kalabilirse yukarı yönlü düzeltmemiz burada güzel bir şekilde bir kar marjı oluşturabilir. Şurada da RSI'ye dikkat edebilirsiniz. Burada oluşan trend başladıktan sonra güzel bir kar bırakmış. Sonra ve yükselişine devam etmiş. Uzun vadede ne olur peki? Ee, burada ilk etap tabii ki önce düşeni kırıp M alan üstünde fiyatlaması. Bu et, fiyatlamanın üstünde kaldığı süreci de 18-19 seviyeleri hedef olacaktır. Zaten buradan toparlanabilir. Tekrardan bu kanalın içine girebilirse yani 19'un üstünde de 22 seviyemiz var arkadaşlar. 22'nin üstünde kaldığı sürece burada da güzel bir çanak oluşacak. Bakın burada çanağı yapmış ama tamamlayamamış. Sert düşüşte geri gelmiş. Tekrar buradan çanağı yapıp yapmamadığı kontrol edilmedi. Onu da ilk etapta direkt çanak hedefine gider. Yani buradaki formasyon 7 puanlık bir yükselişin habercisi olabilir. Yani çanak tamamlanırsa bunun üstünde kalabilirse 29 seviyesi beklenebilir. Ancak kalamaz ise de burada arkadaşlar 26 ve 25 direncini takip etmelisiniz. Yani uzun vadede 25-26 devamında da çana hedef fiyat olan 29 seviyesi beklenebilir. Eee 3. çeyrek bilançosu da açıklanmamış arkadaşlar. O tarafta takip edilmeli. Ee, 6 aylık ve ben geçen senekle beraber baktım. Ee, kötü bir bilançosu yoktu. Ancak 3. çeyrek bilançosu burada önemli olacaktır. Burayı kırarsa güzel bir kar marjı bırakabilir. Onun için risk almak isteyen arkadaşlar da 14.50 stop da yapmayı unutmasın. Özerden için e, görüntü bu şekilde arkadaşlar. Desteğe tutunmuş düşüşü kırarsa güzel bir kar marjı bırakabilir. Ancak geri çekilme olursa stop yapmayı ihmal etmeyin. Çok söyledim ama orası önemli. Cümleten bol kazançlar. Hoşçakalın.